Aslı aşkım, tam zamanla yetiştin. Az kalsın Bobby bizi de değiştirecekti. Bemont, sen de süper bir iş çıkardın. O vuruş neydi öyle dostum be? Hadi çıkalım buradan çabuk. Daha fazla burada durmayın. Hadi arkadaşlar, bir an önce çıkalım buradan hadi. Vay be Bemont, o nasıl vuruştu öyle? Bobby'nin kafasını ayırdım vücudundan. Helal olsun valla. Geç Kerem komiser. Beni güzel uykumdan uyandırdınız ve bunun cezasını çekeceksiniz. Bırak şunu da gidelim hadi buradan. Hayır fakir, buraya kadar gelmişken vazgeçemem. Hemen alalım ve buradan gidelim çabuk. Hadi fakir hadi. Gidelim buradan dostum. Bakma arkana. Çabuk ol çabuk. Geliyorum abi ya. Geliyorum. Fakir, kardeşim gördün mü? Ölüyü nasıl canlandırdı? Bunu biz de yapabilir miyiz sence? Saçmalama abi, öyle bir şey yapılır mı hiç? Başımıza çok büyük dert açarız. Ama düşünsene, bunu bir başarabilirsek dirilttiğimiz ölü bizim kölemiz olabilir. Ona her şeyi yaptırabiliriz. Hayır abi, ben böyle bir şey istemiyorum, saçmalama. Dur dur, sen gel benimle şimdi, gel bak. Fakirle zengin gecenin bu saatinde nereye gidiyorlar acaba ya? Kerem aşkım ne oldu? Kimi gördün? Fakirle zengin dışarı çıkmışlar ve bir yere doğru gidiyorlar. Ne yapıyorlar acaba bunlar ya? Sence ne olabilir ki? Neden tedirgin oldun ki? Bilmiyorum. Bunlar gece vakti dışarı çıkmaktan korkarlar. Bunda kesin bir iş var. Ne yapacaksın aşkım? Ben şunları bir takip edeyim bakayım. Yanlış bir şey yapmasınlar. Peki aşkım, nasıl istersen. Abi ya çok korkuyorum. Bunu yapacak mıyız gerçekten? Televizyonda sakın denemeyin yazıyordu. O bizim için değil dostum. Küçük çocukları korkutmak için öyle yazıyordu. Bence yapmayalım abi ya. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Korkak olma be fakir. Biz yetişkin olduğumuz için bize hiçbir şey olmaz. Sen hiç merak etme. Burada ne yapıyorsunuz acaba çocuklar? Umarım yanlış bir şey yapmıyorsunuzdur. Şimdi ne yapacağız abi? Bir an önce ne yapacaksak yapalım ve hemen buradan uzaklaşalım. Çok korkuyorum abi, anlamıyorsun. Tamam, sen şimdi biraz geride dur. Bak burada bir mezar var, bayağı bir eski. Şimdi bu mezarda ritüel yapacağım ve onu canlandıracağım, bekle. Buralarda çok ıssız. Ben de çok korkmaya başladım ha. Arkadaşlar, videoyu beğenip bana destek olur musunuz? Burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Ade due dambla, give me the power of back of you. Ade due dambla, give me the power of back of you. Aman Allah'ım, siz ne yapıyorsunuz çocuklar böyle? Ne işler çeviriyorsunuz? Zengin abi, bir şeyler oluyor. Dur artık dur, her yer sallanıyor. Beni rahat bırak korkak tavuk. Görmüyor musun ne kadar çok çalıştığını? Bir sürü işim var, biraz bekle. Tamam, tamam abi, sakin ol. Ses çıkarmıyorum, bekliyorum. Hadi dön bana. Geri bana bekliyorum. Hadi dön bana. Geri bana bekliyorum. Zengin abi, iyi misin abi? Her şey yolunda mı? Az önce orada neler oldu öyle? Şimdi bunların yanına gidersem her şeyi inkar ederler. O yüzden bekleyip izlemeliyim iyice. Sanırım tamamladık fakir. Hadi şimdi mezar taşını da buradan alalım ve taşıyalım. Ne? Ne diyorsun abi? Ne mezar taşıması, saçmalama. Ritüeli yarım bırakırsak başımıza çok büyük dert açarız fakir. Ritüeli tamamlamalıyız. Abi ya, mezar taşını almaktan bahsediyorsun. Ne yapacağız mezar taşını? Sen sadece burada bekle, tamam mı? Ben şimdi mezar taşını alacağım ve hemen buradan gideceğiz. Şimdi sizi dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Sizi ahmak budalalar. Aman Allah'ım, neler oluyor böyle?
zengin. Gerçekten de benim mezar taşımı sökmek mi istiyorsun? Bunun senin başına ne dertler atacak, haberin var mı? Zengin, abi iyi misin? Nere oluyor, kendine gel. Hadi abi, hadi gidelim buradan. Bakın işte fakir de buradaymış. Şimdi sıra sende fakir. Bakalım sen benim varlığıma hazır mısın? Merhaba fakir. Buraya zenginin aklına uyup geldin. Peki bunun karşılığında başına geleceklere hazır mısın? Aman Allah'ım, neler oluyor bana böyle? Fakir kardeşim, iyi misin? Olamaz ya, olamaz. Çocuklar, siz neler yapıyorsunuz böyle? Ne yapıyorsunuz siz? Bakın, Kerem komiser de gizlice gelmiş. Biraz da onu korkutma zamanı. Şimdi onunla eğlenelim. Neden buraya geldiniz ha, neden? Benden ne istiyorsunuz? Biz neler olduğunu bilmiyorum. Senin kim olduğunu da bilmiyorum. Benim kim olduğum önemli değil. Sen kimsin asıl, söyle bakalım bana. Ben bu şehrin komiseriyim. Kerem komiser derler bana. Seni ilk defa görüyorum ve rahatsız etmek istemiyorum. Artık çok geç Kerem komiser. Beni güzel uykumdan uyandırdınız ve bunun cezasını çekeceksiniz. Bana bir şeyler oluyor, bayılıyorum galiba. Kardeşim fakir, iyi misin? Kendine gel, hadi kendine gel. Tamam abi ya, bırak beni. Biraz daha uyumak istiyorum, hadi rahat bırak beni, hadi. Hadi dostum uyan, yatağını değsin, kendine gel. Hadi fakir ya, mezarlıktayız, uyan fakir, uyan. Ne oldu bana ya, garip bir şeyler gördüm. Abi ne oldu böyle ya? Çok değişik, korkunç şeyler gördüm daha demin ben. Ben de abi, ben de. Hadi hemen uzaklaşalım buradan, çabuk. Şu mezarı da buradan alıp taşıyalım, hadi çabuk. Abi ya, hala mezar diyorsun. Bırak şunu da gidelim hadi buradan, hadi. Hayır fakir, buraya kadar gelmişken vazgeçemem. Hemen alalım ve buradan gidelim, çabuk. Hadi fakir, hadi gidelim buradan dostum, bakma arkana, çabuk ol çabuk. Geliyorum abi ya, geliyorum. Şimdi ne yapacağız abi? Bu mezar taşını nereye götüreceksin? Şimdiki ritüelimizde ise bu mezar taşını senin evinin altına yerleştireceğiz. Ne? Bu mezar taşını benim evimin altına mı koyacaksın? Bunu yapamayız zengin, hayır. Fakir, elimizde mezar taşıyla sokağın ortasında duramayız. Hemen gidelim ve işi bitirelim. Benim evimin altı müsait olsa öyle yapardım zaten. Of of, hep başıma bela açıyorsun ya. Tamam hadi gidelim çabuk. İşte bu kadar fakir kardeşim. Şimdi ufak bir ritüelimiz kaldı. Onu da yaptık mı her şey tamam olacak. Şimdi ne yapacağız abi? Hadi bitir artık şu saçmalığı. Çok yoruldum. Tamam tamam, bitti. Şimdi aynı ritüeli burada da yapacağız. Ve her şeyi tamamlamış olacağız. Evet tamam, şimdi ne yapıyorduk? Ade due dambala. Are due dambala. Give me the power back of you. İşte bak fakir, oldu. Bu artık bizim kölemiz. Onu biz canlandırdık. Artık ne istersek onu yapacak. Abi emin misin bundan ya? Beni uzun güzel uykumdan uyandırdınız. Şimdi cezanızı çekeceksiniz. Abi ya, bence bu köle falan değil. Bu bizi yok edecek. Kaç çabuk, kaç. Gelin buraya. Evet, kaç fakir, kaçmayın, çabuk buraya gelin. Dostum, o da neydi öyle, neler oluyor? O şey evimin altında mı şu an? Ben doğru mu gördüm? Sakin ol dostum, sakin ol, her şey kontrol altında. Yani en azından öyle olması gerekiyor. Evimizin altında bir yaratık var, farkında mısın? Hani o bizim kölemiz olacaktı? Biz onun kölesi oluruz ancak bu şekilde. Tamam fakir, tamam. Oradan çıkamaz artık. Şimdi gidip yatalım. Sabah neler olup bittiğine bakarız, tamam mı? Ne oldu bana böyle ya? Karnım çok fena ağrıyor. O değişik yaratık bana vurdu. Of ya of, neler oluyor? Ben gecenin vakti burada ne yapıyorum? Zenginle fakir kesin yanlış bir şey yaptılar. Hemen gidip onların evine bakmalıyım. Kesin bir şey saklıyorlardır. Burada neler oldu böyle ya? Ben neler gördüm? Bu akşam bu olayı çözmem lazım. Arkadaşlar, siz bir şey gördünüz mü? Bunlar ne yapıyor? Herkes yazsın yorumlara çabuk. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu çok önemli arkadaşlar. Hadi çabuk. Bakalım neler çeviriyorsunuz çocuklar. Şimdi hepsini göreceğiz. Bu ne böyle ya? Bu evin altında gizli geçit mi varmış? Şimdi şurayı bir açalım bakalım neler varmış burada.
Vay be, adamlar buraya bildiğin yeraltı mağarası kurmuş. Ama neden? Neden böyle bir şey yapmış olabilirler ki? Gidip bakalım şuraya, aşağıda neler var. Burada bir şeyler saklıyor olabilirler kesin. Bunda bir iş var. Birazdan anlayacağız. He? Hey, o da ne öyle? Orada bir ismi var. Dostum, iyi misin sen? Neyin var? Seni buraya mı kapattılar? Çok korkuyorum abi. Lütfen bana yardım eder misin? Fakir ve zengin beni buraya hapsetti. Seni buraya hapis mi ettiler? Ama neden? Bunu neden yaptılar? Bilmiyorum Kerem amca. Ama burada çok korkuyorum. Lütfen bana yardım eder misin? Buralar çok karanlık. Tamam. Şimdi bana bir dön bakayım, yüzünü görmek istiyorum. Bana dönebilir misin? Korkuyorum Kerem amca. Yüzümü göstermekten korkuyorum. Yüzünü göstermekten mi korkuyorsun? Ama neden korkuyorsun ki? Bunun hiçbir anlamı yok. Beni gördüğün zaman kaçmandan korkuyorum Kerem komiser. Diğer herkes gibi sen de benden nefret edeceksin. Beni yalnızlığa terk edeceksin. Bundan çok sıkıldım Kerem komiser. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Sen de kimsin? Buraya nasıl geldin? Ne istiyorsun bizden? Yıllar önce üvey babam beni sürekli dövüyordu Kerem komiser. Kendi babam öldükten sonra annem tekrardan evlendi. Üvey babam o kadar çirkin bir insandı ki benim güzel bir çocuk olmam onun hiç hoşuna gitmiyordu. Bu yüzden sürekli beni döverek çirkin bir hal almamı sağlıyordu. Ondan o kadar çok nefret ediyordum ki ceza almayacağımı bilsem gözümü kırpmadan onu yok ederdim. Beni o kadar çok dövdü ki yüzümde gözümde yaralar açılmaya başladı. Arkadaşlarımın yanına oyun oynamaya bile çıkamaz oldum. Bir gün yine üvey babam beni dövmeye başlayacaktı ki ben de evden kaçmak istedim. Tam kapıdan çıkmıştım ki o sırada bir araba bana çarptı ve dünyadaki yaşantım sona ermişti. Her şeyden kurtuldum sanıyordum ama bu sefer de kötü ruhların zorbalıklarına maruz kaldım. İşte tüm bunlar olurken iki tane avanak gelip beni yattığım mezarımdan kaldırdı. Sanki güçleri varmış gibi beni buraya hapsetmeye çalıştı. Ama benim için oyun yeni başlıyor Kerem komiser. Bu çok üzücü bir durum dostum ya. Senin için ne yapabilirim? Bana yardım etmek istiyorsan eğer ruhumun bedenine karışmasına izin ver Kerem komiser. Ruhun bedenime mi karışacak? Bu nasıl olacak peki? Senin bedeninden ufak bir ısırık alarak ruhlarımızın birbirine karışmasını sağlayabiliriz. Tıpkı kan kardeşliği gibi. He? Beni mi ısıracaksın? Bu nasıl olur? Böyle bir şey yapamayız. Hadi Kerem komiser, bu kadar korkak olma. Hadi gel buraya ve bana katıl. Hayır, bunu istemiyorum, hayır. Bunlar çok saçma. Ben böyle bir şey istemiyorum. Amma uzattın Kerem komiser. Zaten senin arkadaşların yüzünden tekrardan buraya geldim. Hadi daha fazla uzatma da gel buraya. Sadece ufak bir ısırık alacağım. Hayır istemiyorum. Bırak beni lütfen, bırak beni. Benim ruhum başkasının ruhuna karışamaz. İstemiyorum beni, bırak beni. Ama ben bunu her şeyden çok daha fazla istiyorum Kerem komiser. Gel bakalım buraya. Hayır istemiyorum, bırak beni, imdat. Kerem komiserim, hadi benimle gelin, çabuk çıkalım buradan, çabuk olun. Demek sen geldin fakir ha? Tekrardan seni gördüğüme sevindim. Beni mezarımdan çıkartırsınız ha? Şimdi size bunun hesabını soracağım. İmdat, kurtarın beni çocuklar, bir şey gelin, takip edin kaçın. Hadi Kerem komiserim, hadi gelin, çabuk olun, çabuk. Buraya gelin, çabuk, buraya gelin. Çabuk ol fakir, çabuk, kapat kapıyı, çabuk. Size zarar vermeyeceğim, sadece birazcık ısıracağım. Ruhlarımız birleşecek, hadi gelin buraya, kaçmayın. Tamam arkadaşlar, tamam. Sakin olun, atlattık sanırım. Sizi mutlaka ailime geçireceğim. Benden kaçamayacaksınız. Arkadaşlar, siz ne yaptınız böyle? Bu neydi böyle? Nelere bulaştınız siz? Sormayın komiserim, sormayın. Hepsi bu zenginin işi. Televizyonda gördü, ritüeli yaptı. Sonra da bu garip yaratık evimizin altına geldi. Komiserim, o bizim kölemiz olacaktı. Bu nasıl oldu anlamadım. Çok korkuyorum, isteyerek yapmadım. Tamam arkadaşlar, tamam. Bu ucubeden bir şekilde kurtulmamız lazım. Yoksa başımıza çok büyük dertler gelecek. Bu köyümüzün sonunu getirebilir. Bu gece herkes yatsın. Sabah olunca bakarız bir tanesine. Ama kimse bu ucubeyi duymasın. Ucubeyi fakirin evinin altına kapattık. İnşallah sabaha kadar orada durur ve kimse yanına gitmez. Yoksa her şey çok kötü olacak. O ucube şimdi bizim evin altında mı duruyor diyorsun? Emin misin oğlum? Bizim evin altında gizli bir geçit mi var? Vallahi oğlum. Babamla fakir amca konuşurken duydum. Hadi gel bakalım ne saklıyor oylaymış. Oğlum ben çok korkarım böyle şeylerden ya. Boşver gece. Başımıza bir iş gelmesin. Korkma oğlum, gel bakalım. Merak etme. Belki çocuklar falan vardı. Onlarla belki arkadaş olabiliriz. Nasıl ineceğiz şimdi evin
altına. Bizim evin altına giriş yok ki. Bak şimdi sana göstereceğim. Buradaki bu şalterliği açınca aşağıya giden bir kapı açılacak. İzle şimdi bak. Vay be, şuraya bak. Bizim evin altında gizli geçit varmış. Kapı açıldı. Birileri geliyor herhalde. Hemen saklanayım. Onlar gelince de hepsini yakalayıp mideme indireceğim. Bebek asker. Oğlum girilesek mi hiç ya? Baksana, burası gizli geçit. Başımıza kötü şeyler gelebilir. Korkak olma be oğlum. Bir şey olmaz. Gel hadi beni takip et. Yine başımıza bir iş gelecek gibi hissediyorum. Şşş, tamam. Sessiz ol, sessiz. Kimse uyanmasın. Hani oğlum, burada kimse yok. Gece gece boşuna mı geldik buraya ya? Beni yatağımdan boş boşuna kaldırdın. Burası bomboş. Kulaklarımla duydum oğlum. Zengin amca, fakir amca, babam hepsi buradaydı. Burada bir ucube varmış. Sen yanlış duymuşsun işte oğlum. Burada kimse yok. Çömürlük gibi burası. Hadi gidelim buradan. Benim çok uykum var ya. Aman Allah'ım, neler oluyor böyle? Deprem mi oluyor? Kaç bebek polis, kaç, çabuk kaç. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Neler oluyor? Deprem oluyor galiba. Kaç oğlum, kaç. Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Daha yeni gelmiştiniz. Oturmaz mısınız? Hayalet, hayalet! Sana demiştim değil mi? Bak Ayda. Hayalet ucube bu yerdeymiş, gördün mü? Ne yapacağız şimdi peki? Hayalet abi, ne olur bize zarar verme. Biz hiçbir şey yapmadık. Sadece seni merak etmiştik, o yüzden geldik. Birisi bana ucube diyor, biri bana Hayalet abi diyor. Bu söyledikleriniz için sizi cezalandırmam gerekiyor ama buna şu an vaktim yok. Sizinle hiçbir işim yok. Ben Kerem Komiser ve arkadaşlarının peşindeyim. Kerem komiserim, Kerem komiserim, yetişin. Arda ortadan kaybolmuş. Her yeri aradım ama hiçbir yerde yok. Bebek polis de kayıp fakir. Bebek polis de yok. Ben de size geliyordum. Koş çabuk, koş. Çocuklarımızı kurtaralım çabuk, koş. İmdat, anne, baba, yardım edin. Aşağıdayız imdat. Bizi duyan var mı? Arkada yardım edin. Geçindeyiz. Sesimizi duyan var mı? Komiserim, bu çocukların sesi aşağıdan geliyor. Çocuklar alt kata inmişler. Olamaz ya, olamaz. Evet evet, hadi çabuk ol. Hemen kapıyı aç, aşağı inelim çabuk. Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Buraya nasıl geldiniz? Arda, bebek polis, burayı nasıl buldunuz? Geceleyin kapıdan sesinizi duydum ve Ayda'ya söyledim. Çok merak etmiştik. Belki arkadaş falan bulabiliriz diye geldik buraya. Tamam çocuklar, sakin olun. Sizi buradan çıkaralım hemen. Hadi fakir, çözelim çocuklar. Aman Allah'ım, Hayalet geri geldi. Arkanızda, arkanızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi tekrardan görmek ne kadar güzel. En son nerede kalmıştık? Olamaz ya, olamaz. Şimdi sonumuz geldi. Buradan nasıl kurtulacağız? Aman Allah'ım, öleceğiz burada, öleceğiz. Kurtulamayacağız. Bize yardım edin imdat. Ne istiyorsun bizden dostum? Çocukları buraya neden hapsettin? Bırak bizi gidelim ne olur. Kerem komiser, Kerem komiser. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Beni mezarımdan siz çıkarttınız ve bu dünyaya hapsettiniz. Bunu siz yaptınız. Hepsi bir hataydı. Ne olur bize zarar verme. Hepsi zenginin suçuydu. Onun aklına uyduk ve bunlar başımıza geldi. Seni rahatsız etmek istememiştik. Ne olur bizi... Arkadaşlar, desteğinize ihtiyacım var. Herkes şimdi hemen videoyu beğensin ve abone olsun çabuk. Gücümüzü toplayalım. Videoyu beğen ve abone ol. Görevi tamamlayan herkese yorumlara ismini yazsın. Sonraki videoda yardım eden herkesin ismini okuyacağım. Söz veriyorum. Hadi arkadaşlar, çabuk olun. Birileri geliyor yine, saklanmalıyım. Kimse var mı aşağıda? Siz ne yapıyorsunuz burada arkadaşlar? Neler oluyor burada? Komiserim, fakir, çocuklar. Siz neden buradasınız? Neden buraya indiniz? Demek geri geldin zengin. Bütün hepsi senin başının altından çıktı değil mi? Hayır hayır, ben bir şey yapmadım. Beni rahat bırak. İmdat, yardım edin. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Sen de geç bakalım arkadaşlarının yanına hemen. Bu da mı zengin? Tamam tamam Hayalet abi, tamam. Lütfen bana zarar verme, geçiyorum. Bu da Hayalet abi dedi. Vizyonsuz herif. Hayalet abi dedi bana. Ne istiyorsun bizden? Bırak çocuklarımız gitsin. Onların bir suçu yok. Bu işi aramızda çözebiliriz. Eğer mezarlığa geri gidip ve tekrardan ritüeli gerçekleştirirseniz evime geri dönebilirim. Bunu yapana kadar çocuklar burada kalacak. Sizler
bari gidip mezarımı yerine koyun ve ritüeli yapın. Bu sırada çocuklar benimle kalacak. Tamam, tamam, kabul ediyoruz. Bunu yapabiliriz. Çocuklara zarar vermezsiniz değil mi? Hiç kimseye zarar vermeyeceğim. Sadece beni bu pislik dünyadan geri gönderin. Ama bunu yapmazsanız hepinizin sonunu getirebilirim, çabuk. Tamam, tamam, hemen gidiyoruz. Hadi hadi gidelim arkadaşlar, koşun. Gidin Kerem komiser, gidin. Beni eski yaşantıma geri döndürmeden geri gelmeyin sakın. Tamam arkadaşlar, hadi şimdi ne yaptıysanız tekrardan yapın ve şu ucubeden kurtarın bizi çabuk. Komiserim, ben hiçbir şey bilmiyorum. Zengin halletti hepsini. Ben sadece yanında bekledim. Evet, hepsini ben yaptım. Fakir hiçbir şey bilmiyor komiserim. Tamam dostum, hadi acele et, çabuk ol. Tamam, tamam komiserim, hemen yapıyorum. Siz şimdi geri çıkın biraz. Alvi Duve Dumbla Gibi de Kongratasyon Alvi. Çocuklar kalkın, hadi kalkın. Ha? Bir şeyler oldu, hepimiz bayılmışız. Ne oldu bize böyle? Başım çok ağrıyor. Yıldırım mı düştü kafama ya? Göklerden kafamıza yıldırım fırlattılar. Bayılmışız. Ne oldu acaba, sizce düzeldi mi? Bilmiyorum ama hadi çabuk gidelim buradan. Çocukların yanına gidelim çabuk. Neler olmuş bitmiş görelim. Bakalım çocuklarımıza bir şey yapmamıştır inşallah. Tamam hadi koşun çabuk, koşun. Hadi çocuklar, hadi koşun. Hemen aşağı inelim. Olamaz ya, olamaz. Çocuklara bir şey yapmış. Arda oğlum. Bebek polis Arda, çocuklar iyi misiniz? Kendinize gelin çocuklar, kendinize gelin. Ne oldu bana böyle ya, neredeyim ben? Arda oğlum, oh be, bir şey olmamış. Çocuklar kurtulduk, kurtulduk. Çocuklar siz de bir daha böyle bir şey kalkışmayın sakın. Sizin yüzünüzden çocuklarımıza zarar gelebilirdi. Onları tehlikeye attınız. Haklısınız komiserim, hepsi benim hatam. Merakıma yenildim, kusura bakmayın. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Hayır hayır, beni kovamazsınız. Benim bir suçum yok. Onlar beni uyandırdı, ben masumum. Sen diğer dünyaya gittin ve geri geldin. Artık bu dünyada duramazsın. Yaşayanların dünyasından bağlantı kuran kimse burada yaşayamaz. Hemen buradan uzaklaş. Yoksa ruhunu yakarım ve sonsuza kadar yok olursun. Olamaz ya, olamaz. Ah bak herifler. Sizin yüzünüzden kendi dünyamdan kovuldum. Bunun hesabını vereceksiniz. Hepinizi pişman edeceğim. Kerem aşkım, dikkat et. Yolda garip yaratıklar var. Bize doğru koşuyorlar. Aman Allah'ım, bunlar da ne böyle? Hayır. Hayır hayır hayır, çarptık sanırım. Bakamayacağım, bakamayacağım. Onlar da neydi öyle ya? Çok korkunçlardı. Ben de bakamıyorum. Çok korkuyorum. İlk defa gördüm onları. Onlar da neydi öyle aşkım? Neredeler şimdi? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Bir şeye çarptık ama yok oldular bir anda. Hiçbir şey anlamadım. Gözükmüyorlar da zaten. Arabadan inip baksak mı acaba? Neydi onlar ya? Arkadaşlar siz gördünüz mü neydi onlar? Bilenler yorumlara yazsın. Bence inmeyelim aşkım. Çok korkuyorum. Ya bize zarar verirlerse? O zaman biz ne yaparız? Baksana birazdan doğuracaksın zaten. Sizi tehlikeye atmak istemiyorum. Hadi hastaneye gidelim hemen. Evet aşkım, haklısın. Hadi gidelim. Zaten birazdan doğuracağım yoksa. Bir an önce hastaneye gidelim. Hastaneye gidiyorlar, duydunuz. Hadi hemen biz de hastaneye gidelim. Onları en savunmasız oldukları anda yakalayalım ve işlerini bitirelim. Oo komiserim, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, bir sorun yoktur umarım. Yok doktor bey, Aslı doğum yapmak üzere. Sabah sancıları arttı, biz de hastaneye geldik işte. Yine mi doğum ya? Bu hafta kaçıncı olacak bu? Ben bu Minecraft Akademi şehrinde sürekli doğuranlardan bıktım ya. Vallahi artık çok sıkıldım. İstifa edeceğim bu hastaneden, gideceğim buralardan. Amma uzun yaptın be doktor. Eğer şimdi burada doğurursam seni atarım nezarete. 3 gün orada farelerle yaşamak zorunda kalırsın. Sonra bir daha bu kadar konuşmazsın, hadi. Tabii komiserim, tabii. Haklısınız. Çenem düştü biraz. Hemen ilgileniyorum, kusura bakmayın. Bence sen hemen işe koyul doktor. Yoksa var ya, bizim bu ahsı seni saçını başını yiyorlar. Eşek sultan gelinceye kadar döver seni. Benden söylemesi. Haklısınız komiserim. İşe koyulalım hemen. Yoksa vallahi nezarette açacağız gözlerimizi.
Bakın işte içeri giriyorlar. Dikkatlice hastaneye girelim biz de. Sonra yapacağımızı biliyorsunuz. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Of ya of. Beklemekten çok sıkıldım. Kaç saat oldu, hala doğum bitmedi. Kız mı oldu acaba, erkek mi oldu ya? Ne dersiniz arkadaşlar? Heh, doktor da geliyor. Hadi tahminlerinizi yazın bakalım doktor gelmeden. Doğru bilenlerin yorumlarına kalp bırakacağım. Videoyu beğenmeyi de unutmayın sakın. Kerem komiserim, bunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama durumlar gerçekten de çok kötü. Ne oldu doktor, ne oldu? Asya bir şey mi oldu yoksa, ne oldu? Bunu size nasıl söylerim bilmiyorum komiserim ama bunu açıklamak için doğru kelimeleri bulmak çok zor. O yüzden gidip kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Aman Allah'ım, neler oluyor? Aslı, bebeğim, iyi misiniz? Kerem komiser bu gördükleri karşısında ne yapacak acaba? İnşallah başımıza bir iş çıkmaz. Aslı, aşkım iyi misin? Neler oluyor? Doktor bir şeyler söylüyor, anlamadım. Neler oldu aşkım, ha? Neler oldu? Bilmiyorum Kerem, bilmiyorum. Doktor bana da bir şey söylemedi. Kalkıp çocuğumuza da bakamadım. Nerede çocuğumuz peki? Hemen ona bakalım aşkım. Ha, nerede çocuğumuz? Orada aşkım, orada. Paravanın arkasında. Hadi git getir bebeğimizi. Bebeğimize kavuşalım. Allah'ım, inşallah kötü bir şey yoktur ya. Çok korkuyorum. He? Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Aslı aşkım, bu çocuk bizim çocuğumuz mu ya? Olamaz ya, olamaz. Kerem ne oldu aşkım? Neler oluyor? Bana da göster bebeğimizi. Aşkım, bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ama burada çok garip bir şey var. Bu bizim çocuğumuz olabilir mi ya? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Saçmalama Kerem. Kimin çocuğu olacak? Tabii ki bizim çocuğumuz. Hadi al getir, ben de göreyim çocuğumuzu. Tamam aşkım, getiriyorum. Ama sakin ol, tamam mı? Korkma sakın. Kerem hadi. Ama bak, kızmaya başlıyorum. Korkutuyorsun beni. Getir artık çocuğumu bana. Tamam, tamam aşkım, getiriyorum. Ha? Kerem aşkım, bu ne? Bu bizim çocuğumuz mu? Bir karışıklık olmasın. Bu nasıl olur ya? Bilmiyorum aşkım ya, bilmiyorum. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Çok korkunç gözüküyor ya. Komiserim, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Doktor, bu nasıl olabilir? Bu çocuk bize hiç benzemiyor. Bunun bizim çocuğumuz olduğuna emin misin? Ne yaptın sen doktor? Yoksa çocuklarımı karıştırdın ha? Ne yaptın çocuğumuza? Doğruyu söyle. Yok komiserim valla. Bu sizin çocuğunuz. Karışıklık yok. Ama bu nasıl oldu ben de anlamadım. Bu çocuk sizin doğurdunuz işte. Ne yapalım aşkım artık? Bizim çocuğumuzmuş işte. Kabulleneceğiz artık. Nasıl da güzel uyuyorlar. Benim yeni güzel ailem. Fazla kaptırma kendini. Onlar bizim için sadece aracı olacaklar. Unutma, hedefimizi gerçekleştirmek için kullanacağız onları. Aman Allah'ım, neler oluyor burada? Sen de kimsin? Benim bebeğime ne kadar çok benziyorsun sen. Kerem aşkım, bu da ne böyle? Bizim bebeğimizin aynısı. Bu nasıl olabilir? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Uyandım, burada başımıza dikiliyordu. Neler oldu anlamadım. Sakin ol Kerem komiser, sakin ol. Her şey kontrolümüz altında. Ne istiyorsun pislik herif? Evimizde ne işin var? Çocuğumuzun yanında ne işin var senin? Anneciğim, babacığım, beni kurtarın bu adamdan ne olur. Gece yarısı geldi, beni kaldırdı buraya getirdi. Bana yardımcı olur musunuz? Gel çabuk yanımıza oğlum, koş. Çabuk yanımıza gel, çabuk. Koş bakalım ufaklık. Annen baban seni çağırıyor. Git bakalım yanlarına hadi. Sen kimsin dostum? Bizim evde ne işin var? Sen neden benim çocuğuma bu kadar benziyorsun he? Hadi bebek, annenin kucağına geç ve ona sarıl. Annen seni özlemiş gibi duruyor. Ne saçmalıyorsun sen be? Ne istiyorsun, çabuk söyle. Yoksa seni şimdi burada gebertirim. Anneciğim, beni kucağına alır mısın? Çok korkuyorum. Gel bebeğim gel. Korkma sakın. Baban şimdi bu adamın icabına bakacak. Aa, bırak beni, bırak. İmdat. Kerem yardım et. Aslı, neler oluyor? Aman Allah'ım, ne oluyor böyle, ne oluyor? Evet, yeni annemi bizim gibi dönüştürdüm. Artık o da bizden birisi. Bu nasıl olabilir? Aslı aşkım, iyi misin? Hadi Kerem, sen de bize katıl. Hep beraber güzel bir aile olalım. Hayır, hayır, hayır. Neler oluyor böyle, istemiyorum. Uzak durun benden, uzak durun. Korkma babacığım, hadi gel sen de bize katıl. Hep beraber ölümsüz olacağız. Hadi Kerem komiser, hadi korkma bu kadar, hadi. Hayır, hayır, bırak beni, bırak beni, istemiyorum, hayır. Aman Allah'ım, o neydi öyle ya, rüyaymış. Kabus gördüm, çok korkunçtu ya. Aslı aşkım, çok korkunç bir kabus gördüm. Bebeğimiz olmuştu, sonra seni ısırdı. Sen de beni ısırıp beni dönüştürdün. Evde çok değişik bir yaratık daha vardı. Tıpkı bebeğimize benziyordu. Korkma Kerem, korkma. Biz çok güzel bir aile olduk. Ama sen neden dönüşmedin? Hadi gel benim kollarıma ve seni de dönüştürelim. Hadi baba, bize katıl hadi. Sensiz hiç eğlenceli değil. Sen de bize katıl ve ailemizi ölümsüzleştirelim.
miyim? Hayır hayır hayır, olamaz, istemiyorum, uzak durun benden, uzak durun. Kızım, şimdi sen güzel güzel uyu. Sabah olunca ilk işimiz Luna Park'a gideceğiz ve en güzel oyuncakları bindireceğim seni. Tamam babacığım, bir an önce sabah olsun o zaman. Luna Park'a gitmek için sabırsızlanıyorum. Hadi iyi geceler benim güzel kızım. Sabah seni uyandıracağım, ona göre. Sakın uyanmamazlık yapma. Peki babacığım, sana da iyi geceler. Zaten ben sabaha kadar heyecandan uyuyamam ki. Ama seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni çok seviyorum güzel kızım benim. Hadi yat bakalım, dinlen şimdi. Komiserin kızı, sabah olunca Luna Park'a gideceksiniz öyle mi? Beni babam hiç Luna Park'a götürmedi. Beni hiç sevmedi. O yüzden sen de gitmeyeceksin. Ha? Kim var orada? Aman Allah'ım! Bu Bobby! İmdat! Kerem aşkım, bu sesler de nedir? Neler oluyor? Sesleri duydun mu? He? Bu Bilge'nin sesi. Koş Aslı koş. Kızımızın başı belada sanırım. Bilge! Kızım yetiştim yavrum, yetiştim. Bilge! Kızım geldik. Annem babam burada kızım. Bilge, kızım neredesin Bilge? Yavrum nereye gittin? Aslı Bilge yok, Bilge. Kerem aşkım, Bilge yok. Bilge kaybolmuş. Nereye gitti kızımız, nereye gitti? Daha demin sen yanından aşağı inmedin mi? Evet aşkım, şimdi yatırdım geldim. 2 dakika içine nereye gider ki? Yanımızdan da geçmedi. Ne oldu kızım ayağı, ne oldu? Benim güzel kızım. Neler geldi acaba başına? Kim ne yaptı? Arkadaşlar, sizi mutlaka görmüşsünüzdür. Bilge'ye ne oldu? Bize yorumlarda söyler misiniz lütfen? Videoyu da beğenip abone olun hemen. Herkes görsün ne olduğunu. Hadi arkadaşlar, yardımınıza çok ihtiyacımız var. Çabuk olun, çabuk. Anne, baba, neler oluyor burada? Neden ağlıyorsunuz? Bilge'ye bir şey mi oldu yoksa? Oğlum, kardeşin Bilge. Ne oldu kardeşime? Yoksa ona bir şey mi oldu? Nerede kardeşim? Bilge, neredesin Bilge? Yok oğlum yok, kardeşin kayboldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlara sorduk, onlar yorumları yazacaklar. Onları bekliyoruz. Nasıl olur ya, nasıl olur? Kardeşim nasıl kaybolur? Bunu kim yaptıysa onu doğduğuna pişman edelim baba. Onu hapse atalım, hapislerde çürüsün. Sen hiç merak etme oğlum, onu yapanı bulacağız. Sen hiç merak etme, onu kendi ellerimle geberteceğim. Kerem aşkım bak, burada yorumlarda Bobby'nin Bilge'yi kaçırdığını söylüyorlar. Bu Bobby de kim Kerem? Nereden çıktı şimdi bu? Demek Bobby öyle mi? Ben onun kim olduğunu biliyorum. Hadi gelin benimle. Onu nerede bulacağımı da biliyorum. Hadi çabuk olun, gidelim. Ben de sizinle geliyorum baba. Kardeşime bunu yapandan intikam mı alacağım? Hadi vakit kaybetmeden gidelim. Kerem aşkım hadi götür bizi. Durun durun, telefon çalıyor. Alo, kimsiniz? Çok acil işim var. Sonra konuşalım, olur mu? Kerem komiser, benim ben Herobrine. Sana söyleyeceklerim var, çok önemli. Ne? Herobrine mı? Yoksa bebeğimi sen mi çaldın alçak herif? Doğruyu söyle, nerede çocuğum benim? Yok Kerem komiser, yok. Olay çok daha önemli. O bir sana tuzak kurdu. Bilgeyi kaçırdı. Ama asıl sizi yakalamak istiyor ve sizi yok edecek. O yüzden Memot'u da yanınıza alın ve öyle gidin. Doğru mu söylüyorsun Herobrine? Bizi kandırmıyorsun değil mi? Bana inan dostum. Seni daha önce arayacağım. Ama Bobby beni tutsak etti. Dikkat edin kendinize. Arkadaşlar, bu olay sandığımızdan da kötü sanırım. Ne oldu aşkım? Herobrine neden aradı? Bobby bize tuzak kurmuş. Herobrine'i de esir almış. Dikkatli olun ve gelirken yanınıza Bemont'u alın diyor. Tamam hadi, gidelim o halde çabuk. Kızımı o pisliğin elinden kurtaralım. Bu da ne böyle ya, neler oluyor? Evimize mi saldırıyorlar gece gece, ne oluyor? Fakir, aşkım polisi mi arasak? Ne yapsak? Gece gece bu sesler de ne böyle? Dur aşkım dur, bekle. Bir inelim bakalım neler oluyor aşağıda. Ona göre polis ararız. Babacım çok korkuyorum. Kapımızda bir şey var galiba. Kapımızı kırmak üzere, baksana. Durun çocuklar durun, korkmayın, sakin olun. Şimdi anlarız neler olduğunu, bekleyin. Babacım gitme ne olursun. Açma kapıyı, çok korkuyorum. Ya bize bir şey yaparsa? Fakir aşkım, polisi arayalım. Kerem komiseri arayalım. Açma kapıyı, başımıza bir iş gelecek. Korkmayın korkmayın, bu Kerem komiser ve ailesi. Onlar gelmiş.
Komiserim iyi misiniz? Ne oldu gece gece? Kapıyı kıracaksınız sandık. Çok korktuk evde. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Sizi de rahatsız ediyoruz ama kızımız Bilge kayboldu. Bobby Bilge'yi kaçırmış. O yüzden geldik buraya. Ne yapabiliriz komiserim? Nasıl yardımcı olabiliriz size? Arkadaşlar sizi korkutmak istemiyorum ama aldığım sinyallere göre Bobby bu evin altında yaşıyor. Uzun zamandır orada hapsolmuştu. Ama sanırım kurtulmuş ve yeryüzüne çıkmış. Komiserim siz neler söylüyorsunuz? Koca Bobby bizim evin altında mı şimdi? Evet arkadaşlar. Şimdi Bemont'la birlikte aşağı ineceğiz. Ve neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Tamam komiserim. Ben de geliyorum sizinle. Hadi gidelim ve onun işini bitirelim. Nereden başlıyoruz? Arda, oğlum hemen kazma kürek getir. Hemen kazmaya başlayalım. Salonun ortasından aşağı ineceğiz. Tamam Kerem amca, tamam. Hemen getiriyorum. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Dikkatli olun. Aslı, Miray sizi burada bekleyin. Aman Allah'ım, bunu inanamıyorum. Evimin altında gizli bir tünel var. Bu nasıl olabilir? Hem de içinde Bobby yaşıyor. Maalesef dostum. Sizi korkutmak için söylemedim ama durumlar bu şekildeydi. İmdat! Yardım ettin! Bu Bilge'nin sesi. Şu taraftan geliyor arkadaşlar. Koşun çabuk, koşun. Bu Bilge. Koşun çabuk, koşun, koşun, koşun. Alçak herif. Kızımı bağlamış burada. Kızım iyi misin? Sana bir şey yaptı mı o pislik herif? Yok baba. Beni buraya... Kerem komiserim, şimdi ayvayı yedik. Bobby burada, buraya doğru geliyor, yakalandık. Baba, babacığım çok korkuyorum. Korkma kızım, ben buradayım. Sana hiçbir şey yapamaz bu pislik herif. Ben de sizi bekliyordum Kerem komiser. Gözüm yollarda kaldı. Neden beni bu kadar çok beklettiniz? İmdat, Bobby bize saldırıyor. İmdat, yardım edin. Hey fakir, biraz sakin olur musun ya? Niye bu kadar korkuyorsun? Ne istiyorsun bizden Bobby? Neden kızımı kaçırdın? O da çok küçük. Onu bir işe karıştıramazsın. Sizi ölümsüz orduma katacağım Kerem komiser. Ve hepiniz benim ölümsüz askeri olacaksınız. Bu sayede tüm Minecraft Akademisi benim kontrolümde olacak. Ben sanırım onun ne istediğini biliyorum Kerem komiserim. Çıkın kenara. Parçalarıyla beni yenebileceğinizi mi sandın Bemont? Beni çok hafife alıyorsunuz. O zaman bunun da tadına bak bakalım. İştahımdan çok etkilendim. Herkes iyi mi? Bir şeyiniz yok değil mi? İyi misin kızım? İyiyim babacığım, iyiyim. Her şey yolunda. Biraz taş parçaları çarptı, o kadar. Sonunuz geldi. Şimdi hepinizi kendi kanıma dahil edeceğim. Ve hepinizden kölem olacaksınız. Uzak dur bizden pislik herif, uzak dur. Daha fazla yaklaşma, gelme. Uzak dur onlardan pislik herif, uzak dur. Onların kılına bile zarar veremezsin. Anlıyor musun? Aslı aşkım, tam zamanla yetiştin. Az kalsın Bobby bizi de değiştirecekti. Bemont, sen de süper bir iş çıkardın. O vuruş neydi öyle dostum be? Hadi çıkalım buradan çabuk. Daha fazla burada durmayın. Hadi arkadaşlar, bir an önce çıkalım buradan hadi. Vay be Bemont, o nasıl vuruştu öyle? Bobby'nin kafasını ayırdım vücudundan. Helal olsun valla. Arkadaşlar bu video hoşunuza gittiyse hemen videoyu beğenin ve daha fazla bu tarzda video hazırlayalım. Abone olmadıysanız da hemen abone olun ve bir sonraki videoyu ekrandan seçin. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız.